temizlediysen çık. Sen burada. Feriha çık dışarı. Çıksana. Beni dinleyeceksin. Anlatmama izin ver. Ne olur. Üst kata taşınanlar ilk günden kapıda kaldılar herhalde. Ortalığı yıktılar. Pardon, anlamadım seni. E normaldir. Gözlerin kamaşmış olmalı. Sadece dalmışım. Ne demiştin? Neyse boş ver. Babam kaçta gelecek? Bilmiyorum. Biraz önce telefonda konuştuk ama apar topar kapattı. Galiba biraz daha işi var. İyiyim hadi. Haldun Bey, CD'yi kargo şirketinden göndermemişler. Özel kurye sanırım. Ne demek sanırım? Kimse nereden geldiğini sormamış mı? Tamam, çıkabilirsin. Ailen zaten beni istemiyor Mehmet. Bu iş yaş. Sen şimdi böyle esip gülüyorsun ama o geçmişindeki tek bir hatamı yüzüme vuracaksın. Biz incele incele bu hale geldik Mehmet. O yüzden bırak inceldiği yerden kopsun. Seher. Ah. Seher. Halana söyle. Yarın seni istemeye geliyoruz. Eğer istemiyorsan yarın herkese söylersin. Yani buraya taşınmış. Artık burada. Burada. Bak işte. Gelecek diyordum. İşte geldi Feriha. Sana geldi. Bana gelmedi. Beni bitirmeye geldi. Ne biçim laf bu şimdi? Ne yapacak yani? Canını mı alacak? Canımı acıtacak. Ben onu nasıl üzdüysem o da beni üzecek. Allah.
Ya ablacığım bıraksaydın ben yapsaydım şunları. Ya yok daha neler. Kendi yattım çarşafı sana mı tületeceğim? Sen otur ben bakar. Ah abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin Rıza. Hoş bulduk Zer. Oo, 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 oo. Ya yorgunluk belime vurdu ha. Oh. Oh, Mehmet de çok yoruldu. Gelirken yazıhaneye uğradık. Ben eve gidiyorum dedi. Gelmedi mi o? Yok. Daha gelmedi abi. Sen otur, rahatına bak. Ben akşam sana bir yakı yaparım. Bir şeycin kalmaz. Sağ ol, sağ ol. Siz ne yaptınız? Yeni kiracı taşındı mı kırmadan, dökmeden hayırlısıyla? Taşındı, taşındı. Sen dur Zerim. Geldi. He, geldi, geldi. Hah, gel bakalım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ya Mehmet, bende can kalmadı oğlum. Şu çöpleri sen toplayıver hadi. Yok yok ben toplarım, şimdi toplarım ben tamam. Ya yok anne olur mu öyle şey? Zehra, otur sen şöyle. Sana mı kaldı çöp toplamak? Ben yaparım anne. İçeri geçebilir miyiz? Hayırdır? Konuşacaklarım var sizinle. Bileydik çöpü biz alırdık. Dayıngiller de ailecek rahat rahat konuşurlardı. Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Gülsüm, geç otur kızım. Mehmet sen de ne diyeceksen de. Halandan mı çekineceksin? Baba. He. Yarın seher istemeye gideceğiz. Haberimi aldık, müjdeli haberimi aldık belli değil. Hem canım ne oluyor? Bu seher denen insan bir günde peydahlanmadı ya. Anne ne bileyim ben? Sonra ben bu oğlanla evlenmeye kalkan kızın aklına şaşayım. Ay o bunu cebi delik, cepkeni delik. Ha babasının işin ucunda tutmuş olsa o zaman aklım yatar. O da yok. Bak kızım aman kafanı dikkatli topla. Bak bunların hepsi sana ibret, ibret. Evleneceksin. Tamam. Tamam da biraz aceleye gelmedi mi Mehmet? Uzatacak, bekleyecek bir şey yok baba. Ne zaman olacak bu nikah?
bunca yoklukta nasıl olacak? İyice düşündün mü? Biz düşüneceğimizi düşündük. En yakın tarihe nikah alıyoruz. Sen de bir şeyler söylesene hanım. Nerede oturursunuz? İşin gücün belli değil. Nasıl ev geçindireceksin desene. Ya neyi diyeceğim ya, neyi diyeceğim? Ben söyledim ki sana da oğlunu da söyledim. Ne diyeceğim artık? Oğlum bu işin başka yolu var mı? Yok. Ben gider kızı isterim. Ondan sonrasına da karışmam. Bitti benim için. Zehra. Ne? Nereye? Kıza bakacağım biraz. Hem elim aklım oyalansın. Abi? Ne oluyor şimdi? Kız istemeye gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Bana bak. Ne olacak böyle? Mehmet evleniyor, sesimi çıkaramıyorum. Sen gidiyorsun, oğlanın köpüklerini topluyorsun, sesimi çıkaramıyorum. Nasıl olacak kız böyle? Ha? Ya baban anlarsa? Ben ne yapacağım? Nasıl anlatacağım kız? Ya Mehmet anlarsa ne yapacağım? Böyle olmayacak bu. Sen artık bundan sonra çöpleri toplamayacaksın. Anladın mı? Bundan sonra sen çöp toplamayacaksın. Anne, eğer buraya bunun için geldiyse, böyle iyileşecekse ben toplayacağım. Onun çöplerini ben toplayacağım. Allah'ım ben delireceğim. Allah'ım ben delireceğim. İyi geceler sevgilim.
Söyledin mi dayıma şeyi? Söylemedim. Sabah servise çıkarken yüreğim hop etti vallahi, görecek oğlum diye. Ne yapsak ki yenge? Çöpü servisleri nasıl paylaşsak? Kaderimizden bir kez kaçmayı denedik. Ama kaderden kaçılmıyormuş Gülsüm. Ne olacaksa olacak artık. Gülsüm! Kız şeker alacaktı. Hala, siz bu işe lütfen karışmayın. O adam artık benim babam değil. Benim babam yok, yok. Şey, iyi misin? Mendil var. Alır mısın? Sağ ol. Rica ederim. Gülsüm ben, Feriha'nın hala kızıyım. Elara, 7 numara. Biliyorum, modacının kızı. Babasından canı yanan ağlıyor işte. Seni aradım. Niye açmadın? Ay, sabahladığına inanamıyorum. Bu his işi seni çok yoruyor. Bir sorun mu çıktı yoksa? İşler yolunda. Ama çok yorgun görünüyorsun. İstersen bir duş al, sana bir omlet yapayım. Hoş geldin Rıza abi. Hoş bulduk. Adamlar da biraz sonra gelirler. Tam zamanda yetiştin kamyona. Kalamayacağım Veysel. Kusura bakma, seni de yalnız bırakacağım. Hayırdır abi? Bizim Mehmet'e kız istemeye gideceğiz de. Ha, o malum mesele. Hayır olur inşallah. Kızdan yana biraz ciğerin yanmıştı ama Allah bir daha öyle şeyleri göstermez inşallah. Kötüydü Veysel. Hatırlatma. Hatırlatma. Ben senden biraz para istemeye geldim. Doğru ya abi. Şimdi size para lazım olur. Düğün müğün yapacak mısınız abi? Bizde düğün yapacak can mı kaldı Veysel? Hele şu kız isteme meselesini bir halledelim. Gerisi Allah kerim. Al işte. Oraya ver, buraya ver. Sağa sola vere vere kasada kalan para bu. Bu da benden yeğenime hediye olsun Rıza abi. Peki. Sağ ol. Hadi yolun açık olsun Rıza abi. Sen merak etme. Sen işine bak. Kız bir inat ayağına getirtiyorsun ya annesiyle babasını. Hiç bu işin sonu ne olacak diye düşündüğün yok. Ne yapacağız Feyyaz bizi kirayı ödemeyip kapı dışına bırakırsa? Feyyaz ne yapacak bize? Tabii sen bencilsin. Halanı düşündüğün yok ki.
Dönsün memleketine halan. Girsin deliğine. Da sen ne yapacaksın? Ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz? Nerede oturacaksınız? Parmağındaki o yüzüğe mi güveniyorsun? Ölürüm de satmam yüzüğüm be. O kara olan bir hatlar karıştırdı. Taktı parmağına servetlik yüzüğü, sen ona güveniyorsun. Mehmet beni yaşatacak. Bak görürsün. Bu yüzük var ya, bu yüzük. Mehmet'in bana yapacaklarının teminatı. Kızım benim bu işe aklım sırrım ermiyor. Ayol hangi adam 45 bin dolarlık yüzük alıp da sahte der? Mehmet yapar. İşte ben de bu yüzden onu istiyorum hala. Öyle birisi gibi kıytırık bir kirayı ödeyip de gözüme gözüme sokacağına göstermeden yapıyor. Kız vallahi senin gözün kara. O kara olan nereden buldu bu yüzüğün parasını demiyorsun da. Mehmet bilmemi istemiyor. Ben de bilmezden geliyorum. Gösterişi sevmiyor. Halacığım, ben üzümümü yerim. Vallahi bağcı Allah'a emanet. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. Cansu, nereye? Otele. Baban yukarıda, farkındasın değil mi? Evet ama ben babama gitmiyorum. Benim artık otelde bir işim var Sanem Hanım. Görüşürüz. Haldun, çıkıyor musun? Gitmem lazım. Ama böyle olmaz ki. Bu korkunç bir tempo. Senin bir programın var mı bugün? Bir programım yok. Sadece seninle konuşmak istediğim bir konu vardı. Ama sen çok meşgulsun. Seni dinliyorum. Çıkmak üzereyim. Otele gelmek istersen. İstemem. Sağ ol. Sen yukarıdan iniyorsun. Yukarıda oturuyorum. Ay. Kalk hadi biraz çorba iç. Kalk. Yok anne, istemiyorum. Hadi kalk. Limon sıkayım mı? Ne olacak böyle? Sana bir tas çorba içiremiyorum. Mehmet'i yolundan döndüremiyorum. Ne yapacağım ben böyle? Bırak Mehmet inandığını yaşasın. O da sonunda ne istiyorsa onu yaşayacak. Benim gibi. Hala inanamıyorum ya. Tek başıma eve çıkmakta geç bile kaldım ya. Şaka gibi. Yani yukarıya kimin taşındığını bilemedim. Bilseydim yardım ederdim sana. Ani verilmiş bir karardı. Emir. Taksi durağında araba kalmamış da beni durağa kadar bırakabilir misin? Geç. Yani bu durumda Pelin'i yanıma almamda bir sorun var mı? Söylediğim gibi.
Sorun yok. Hepsi bu kadar mı? Konuşmak istediğin başka bir şey yoksa? Galiba yok. Peki. Hoşça kal. Alo. Bana eski şoförümüz Yavuz Bey vurdu. Evet, eski eşimin şoförü. Çağırın otele gelsin. Aslında seni otele gelmen için kandırırım diye düşünüyordum. Kandıramazsın. Affedersin. Neyse. Görüşürüz. Kalmışım. Öğle yemeniz hazır küçük hanım. Ne yaptın? Hı? Ne kadar çok uğraşmasın. Ama ben aç değilim ki. Hadi ama kahvaltı bile yapmadık da. İyi o zaman. Eline sağlık. Bu kadar mı? Koray. Ben Emir'i çok merak ediyorum. Arasak mı? Adam yalnız kalmak istiyor anne. Rahatsın. Kesinlikle rahatsın. Ve Emir'e ne oldu biliyorsun. Emir, başka bir şey yok değil mi anne? Aramızda Emir'den başka bir şey yok. Afiyet olsun. Efendim Ünal abi. Ne? Taşınmış mı? Hoş geldin Yavuz. Hoş bulduk. Geç otur. Çok iyi görünüyorsun. Sayenizde Haldun Bey. Kaç yıl geçti ama... Eliniz hala üzerimde. Size ve rahmetli eşiniz Yasemin Hanım'a her gün dua ediyorum. Senden istediğim bir şey var. Buyurun Haldun Bey. Sadece senin gibi eski ve sadık dosttan isteyebileceğim bir şey. Eşim Senem. Onu takip etmeni istiyorum. Olur Haldun Bey. Hoşça kal Levent. Hoşça kal. Alo. Canım, canım kızım. Evet. Evet bebeğim. Sen sadece yanına almak istediğin eşyaları seç. Bana ne zaman gelmek istediğini söyle yeter.
tamam? Ben de senin bebeğim. Ben de seni çok seviyorum. Söyle bana. Ünal abi, bence ona biraz zaman vermen lazım. Baksana, herkesten, hepimizden kaçtığına göre adam gerçekten ağır bir şey yaşıyor. Tek başına kaldırması gereken bir şey. Bu adamın ölümden dönmüş bir annesi var. Bana oğlum nerede diye sorarsa ne diyeceğim ha? Bildiğin bir şey varsa, nerede olduğunu biliyorsan... Yok be abi, gerçekten bilmiyorum nerede oldu. Gittiler. Dayımın da yengemin de yüzünden düşen bir parça. Feriha, kimi arıyorsun? Efendim? Ali Koray. Ne haber? Şala, bana bak. Sakın öyle boş bulunup da o Halil'in adını ağzına alma, olur mu? Ay çocuk, sen biliyorsun. Biz bilmiyoruz nerede ne konuşacağımızı. İşte. Ay. Bak, kesin gelemiyorlar. Mehmet arıyor şimdi ezik ezik, biz gelemeyeceğiz diye. Aldın mı boyunun ölçüsünü? Şerefsiz. Feyyaz mı kız? Gülsüm, gelmeseydin peşimden. Olmaz, hayatta yalnız bırakmam seni. Özür dilerim. Mehmet'le olanları duydum. Ya o dergi yüzünden başına neler geldi Feriha? Sonra. Feriha, Emir nerede biliyor musun? Telefonu hep kapalı ya da hiçbir şekilde açmıyor. Bilmiyorum, ben sadece senden özür dilemek isterim. Emir'e ulaşmamız lazım. O kendisi gibi değil, bir başka. Mutlaka ulaşmamız lazım ona. Arkadaşım bizim tepemizde. Gülsüm. Apartmana taşındık, Feriha'ların apartmanı. Onu görmeliyim. Levent'i görmeliyim. Hoş geldin. Otelde durumlar nasıl? Baban giderken çok yorgundu. Bilmem. Ben otele gitmedim. Alışverişe gittim. Bak ne aldım. Ufak bir hoş geldin hediyesi. Emir Sarrafoğlu burada. Üst kata taşınmış. Emir, biliyorum orada olduğunu. Hadi kardeşim. Hadi aç lütfen.
Emir! Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim? Evini görmek istiyorum ya. Hayırlı olsun. Koray git. Süper ya. Koray git. Koray kim lan? Kimim ben ya? Hı? Kardeşin değil mi olmaz senin? Ne bu ayaklar? Bunlara ihtiyacım yok. Bunlara ihtiyacın yok. Bana zaten ihtiyacın yok. Senin neye ihtiyacın var ki? Ne bu kardeşim ya? Türk filmi mi çeviriyorsun? Allah aşkına bir söylesene. Ne zaman şey diyeceksin? Bana acıma ama beni öldür. Ya da o perde nerede ya? Kırmızı kadife perde. Arkasında Feriha'nın siyah beyaz resmi var. Yani viski içeceksin, şişesini fırlatacaksın. Nerede o? Git başımdan be. Git başımdan be. Bak Emir. Eğer sana iyi gelen buysa devam et, tamam mı? Kızın burnunun dibinde işkence çeken işkenceciyi oynamak sana iyi geliyorsa devam et kardeşim. Ben kardeşim. Ben onun annesi için gittim herifin biriyle kavga ettim be. Ben o heriften hesap sorarken o herif bile hepsini biliyordu. Her şeyi biliyordu. O kapıcı dairesine girdiğimde annesi her şeyi biliyordu. Benim annem de her şeyi biliyordu Koray. Bu yüzden mi anneni çaktırıyorsun he? Demir. Ünal abi kızgın o yüzden buzuntuya vermiyor. Ama annen kötü. Anladın mı? Ona bunu yapmaya hakkın yok. Bunu kaldıramaz. Bak onlara nerede olduğumu söylemeyeceksin. Duydun mu? Söylemeyeceksin. Beğendiniz mi? Mehmet'in hediyesi. Ne var be? Koray. Koray'a ben söylemedim. Ama çok merak ediyordu seni. Ama ben... Kızım, sizin aile pek geniş değil herhalde. Vallahi yarama tuz bastınız Hatice halacığım. Kader. Hala yeğen böyle baş başa kalıverdik işte. Ne yapacaksınız? Evet. Sizin bir akrabanız yok muydu? Hani o çeyizci olan? Aman efendim. Sağ gözün sol göze faydası olmadığı bir devirdeyiz. El kızı almış erkek akrabanın bize ne faydası olabilir ki? İstersen kızım sen kahveleri yapıver. Bir kapıya bakayım. Kız. Yandım kız hasretinde. Hande? Ben sadece elimden geleni yaptığımı görmeni istedim. Ve Emir'i hiç aramadım.
sana yemek yaptım. Hanımınız gelmeyecek mi? Sahi, Feyyaz abi. Sahime yengem yok mu? Yengen rahatsız biraz. Geçmiş olsun. Efendim, Allah'ın emri... Peygamberin kavliyle... Ben bir yukarı çıkıyorum. Açmadı. Ya evde biliyorum, arabasını gördüm ama açmıyor kapıyı. Şimdiki meselemiz de bu olacak değil mi Cansu? Emir Sarrafoğlu eve geldi, evden çıktı. Telefonu açmadı, kapıya çıkmadı. Baba. Baba, ne olduğunu inanamazsın. Emir burada. Üst kata taşınmış. Çok neşeli konuşkan insanlar. Artık hayırlısı. Yalnız o adamcağız pek konuşkan bir insana benzemiyor. Kız kardeşin yüzüğünü o kızın parmağına tıkmışsın. Alacaksın o yüzüğü. Ya anne, Allah aşkına yeter ya. Çakma bir yüzük için başıma gelmeyen kalmadı. Tamam, söyleyin nereden aldıysanız. Gidip aynısını alayım, takayım Feriha'ya. Alacaksın o kızdan o yüzüğü. Ne yapayım lan şimdi ben size? Tutup kolunuzdan dışarı atayım mı? Atayım mı? Hadi at. Hadi at da görelim. Bak, dayanmıyor muyum kapına? Gebertirim lan seni. Feyyaz Bey. Ay Feyyaz Bey, ne olur bırak şu kadını. Kim kimi gebertir ha? Kim kimi gebertir Feyyaz Efendi? Karına bütün yaptıklarını anlatırım. Bütün aşireti peşine takar. Ya. Sen beni salak mı sandın? Ha? Neden karından bu kadar çok korkuyorsun, merak etmem, bulmam mı zannettin? Bütün o ödediğin paraları, yatırdığın kiraları, hepsini karına tek tek anlatmam, hepsini ispatlarım. Bana bak, bundan sonra bu evin kirasını tıkır tıkır ödemeye devam ediyorsun. Ben bitti diyene kadar devam ediyorsun. Beni Çeyizli'den kovuyorsun. Sigortamı ödüyorsun. Cebime harçlığımı koyacaksın. Ve bir daha da asla karşıma çıkmayacaksın. Şimdi defol git. Ananların da komşuluk yapacağı tuttu. Bu saatte gidilir mi? Gülfitan abla dedikoduya çağırmıştır. Sizi sırayla mı yolladılar? Ne işin var lan senin burada? Mehmet oğlum! Baba bir dakika, dur bir dakika. Şimdi evlere mi geliyorsunuz lan para istemek için? He? Burada oturuyorum. Ne diyorsun lan sen? Ne demek burada oturuyorum? Dediğimi duydun, çekil önümden. Bir dakika, bir dakika. On numara. On numaraya taşındın değil mi? Zeki çocuksun.
Ulan seni var ya. Dur, yapmayın. Meriye, sen içeri gir kızım. Hadi. İn kızım aşağı sen. Sakın bir daha bunu yapma. Hadi. Karşına geçse iki kelime konuşamayacağın adam için bana gelmiş burada sinir yapıyorsun. Bu ne kibir ya? Bu ne acımasızlık? Sadece senin kadar şanslı doğmadıkları için, parmağın ucundaki imkanlara sahip olamadıkları için mi konuşamıyoruz onlarla? Bak, seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama hayat benden daha acımasız. Kendini kandırma artık. Oturduğun yerden onların haklarını savunmak kolay. Git bir muhatap ol, yaşadıkları hayatı yaşamaya çalış. Yaşayabilir misin? Gerçekten hayal kırıklığına uğrattın. Yazık. Feriha biz ne yapıyoruz ya? Bir kapıcının hırsız olduğu için kavga ediyoruz. Farkında mısın? Feriha buraya gel. Feriha bunları unuttun. Abi, sen gene her ihtimale karşı bir ilaç al. Ya nasıl olur böyle bir şey ya? Nasıl ya? Ya oğlum sus artık sen de babanın yanında ya. Ya ben bu adamla aynı apartmanda mı yaşayacağım? Katil mi olayım ben? Şeytan diyor, çık yukarı. Bunu da öğrenecekti işte. Ama bir de ne zaman söyleyecektim zaten. Pijamaları giy, uzan biraz artık. Feriha yanında mı Mehmet'in? Bu işin sonu iyi değil Zehra. Biz, Mehmet, kanlı bıçaklı olduğumuz adamla aynı çatı altında. Öyle bir borç ki yüzümüz eğik, omuzlarımız düşük. Ama yumruklar sıkılmış, dişler bilenmiş. E çocuk da hırslanmış tabii bana. Babasını kovmaktan beter ettik. Polise verdik ya adını. Ya bu oyun parası artık ne kadar biriktiyse al götür bari yatır sen de. Hadi desene. Hem suçlusun hem güçlüsün desene. Adamın arabasını çaldın, çarptın, iftira attın, kafa attın. Şimdi de gelip boğazına sarılıyorsun desene. Feriha, o adam artık burada. O zenginlik, o evler, o arabalar. İsteyip de sahip olamadığım her şey gözümün önünde.
Baba. Nereye kızım? Şey, kitap almaya gidiyorum ben. He. Çok oyalanma ama. Dükkanda işim olmasaydı ben de seninle gelirdim. Senin kitap alacağın yer Beşiktaş'taydı değil mi? Evet evet baba, merak etme. Tamam, tamam. İyi, hadi git kızım. Gidiyorum baba. Yıkayın lütfen. İyi ama burada böyle bir şey olmaz ki. Niye olmuyormuş? Eski oturduğum yerde kapıcım yıkıyordu arabamı. Yerimiz müsait değil. O zaman arka tarafa bir yeri çekin, orada yıkayın. Ben yıkarım baba. Dur kızım. Kim yıkıyor? Ben yıkarım. Hadi sen git kızım. Hemen geliyorum. Ay bunların hiçbiri benim içime sinmedi hala. Ya şu kumaşlara baksana, muşamba gibi. Keşke diktirseydik. Kız, sen bu Feyyaz'ı benzettiğinden beri pek bir havalanmış gibisin. Yoksa sen evlendikten sonra saraylarda, malikanelerde oturacağın da benim haberim mi yok? Gelinlik diktirecekmiş. Ayol Mehmet benim binazıma 45.000 dolarlık yüzük taktı be. Sen bekle hele. Ay sonu bir gelsin, o bir bomba daha patlatır. Bu kafayla senin sonun o kapıcı dairesi bilmiş ol söylemedi deme yavrum. Ayol ufacık, tefecik, içi dolu turşucuk bir yer orası be. Ama sen bir de apartmanı görsen. Kapıcı dairesi falan ama etiler işte. Vallahi doğru söylüyorsun. Havan batsın. Kapıcı dairesi ama etiler işte. Şu kız bana bak. Buradan orası bir otobüs ha. Hadi gel çıkalım bir damadının evini gör ne dersin? Sen yok musun? Yürü kız. Hadi gel. Yürü. İntikam almaya gelmiş. Alıyor da zaten. Ama sadece benden değil. Sevdiğim herkesten yaptıklarımın acısını çıkarıyor. Ne hissediyorsun? Aslında onun gibi hissediyorum. Çok iyi tanıdığım bir yabancıya bakar gibi. Ben bunu daha önce de yaşadım. Hayal ettiğim hayat gibi. Şimdi Emir de hem yakın hem uzak. Ne yapmayı düşünüyorsun? Savaşacağım. Bütün gücümle savaşacağım. Kendine iyi bak. Sen de.
Vay, vay, vay. Kız havası bassın. Etiler işte. Ay hala. Şu kapıdan çıkana bak. Kız sus. Ayıp. Sen de az değilsin ha. Bari kayınlarının evinin önünde yapma. Benim bir yerden gözüm ısırıyor ama. Televizyonda mı gördük, dergide mi? Arabaya da bak. Biz anca filmlerde görürüz böylesini. Mehmet Efendilerin komşuları da böyle oluyor demek ki. Kız ona komşu denmez. Patron bu, patron. Allah sahibine bağışlasın. Amin. Bismillah. Artık kapıdan da mı korkuyorsun? Kızım kalksana, açsana kapıyı. Allah Allah. Hoş geldiniz. Buyurun. Oo, hoş gelmişsiniz. Buyurun, buyurun. Çok kırılacaksın Feriye. Bizi ben kırdım. Ben parçaladım. Hem de ilk günden beri. Şimdi sıra bende. Ben de vazgeçmeyeceğim. Şu denizden çıkardığım kızsın değil mi sen? Boğulmamak için kolunu bile kıpırdatmayan. En dibe vurmuş olan. Daha önce de konuşmuştuk. Ben dipteyim. Yukarı çıkmaktan başka çarem yok. Bundan sonra korkmayacağım, ağlamayacağım, düşmeyeceğim diyemiyorum. Çünkü biliyorum. Çünkü çok korkuyorum. Ağlayacağımı biliyorum. Ama artık düşersem kalkabileceğimi de biliyorum. Büyüyorsun sen çocuk. Buranın hesapları Adnan Bey'de devam edecek. Sen diğer mekanın muhasebesinden sorumlu olacaksın. Bütün ödeme programlarınızı inceledim. Hem yeni mekan hem de kişisel hesaplarınız için ayrı bir sistem hazırlayacağım. Güzel. Kolay gelsin. Sağ olun. Şu arabamı çarpan adam var ya, o iş artık bende. Apartmanınız pek güzel Zehra Hanım. Da çok büyük, temizliği zor oluyordur herhalde. Alışınca artık zor olmuyor. Öyledir. Allah'tan ev pek küçük. Hemen derleyip toparlıyorsunuzdur. Canım tabii biz de bir ucundan tutuyoruz işin. Kızım. Yok sağ olun. Teşekkürler. Sera? Yok sağ ol abla. Siz kalıcı mısınız burada? Yok Allah'ın izniyle değiliz tabii. Biz de kendimize bir düzen kuracağız inşallah. Tabii ev üstüne çok zor olur, çok zor. Ben baktım yenge. Küçük yenge geldi. Aa, Feriha geldi. Dur seni bir öpeyim. Hoş geldin. Halacığım sen Feriha ile tanışmadın. Beni istemeye gelmedi ya. Hiç benzemezler ama Mehmet'in ikizi. Nasıl? Beğendin mi?
Mehmet taktı bana evlenme teklifi ederken. Anne. Kızım hadi sen üstünü soy. Kir içindesin. Haydi anneciğim yürü. Hadi hadi. Ay geliyorum, kusura bakmayın. Anne. Kızım gözünü seveyim. Allah aşkına sesini çıkar. Kurban olurum, ne olursun. Anne. Allah aşkına sesini çıkar. Bak senin anan Zehra ise ben o yüzüğü o kızdan alacağım. Ama ne olur anneciğim sesini çıkarma, kurban olurum. Haydi anne. Ne olursun. Haydi kızım. Emir Bey, bu ayın ödemesi yapıldığı için elinden... Ayın ödemesi. Banka mıyız biz? Taksit mi yapıyoruz? Bu borç babanızın kişisel dosyasına kaydedilmişti. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. 3 günün var. Yasal olarak ne gerekiyorsa git avukatla konuş. Bu işte artık babam gibi ben ilgileniyorum. Neyse, çok öpüyoruz Feriha'yı da. Selam tamam, söyleyin. Canım. Ayağınıza sağlık. Bunu saymayız yani. Gene bekleriz. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Herkes cinlenen cinlenene bu evde ha. Kız, ana kız diktiler gözünü yüzüğe. Zehra da ilkten diktiydi gözünü yüzüğe, şimdi de kızı. Ayol bunlar sakın yüzüğün hakiki olduğunu biliyor olmasın? Pek öyle üzümünü ye, bağcıyı Allah'a emanet et tipleri de yok ama. Feriha çok garipti. Çok. Ya gerçekten ne ayıp Mehmet abinin yaptı. İyi kızım, alacağız yüzüğü, alacağız. Alacağız, alacağız. Neredeymiş anne? Şeydeyim şimdi, aradım babandan gizli. Otobüsten indim anne, geliyorum, yoldayım dedi. Gelir birazdan. Gelir. Ay kız, 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 dur, 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 kız nereye gitti? Allah canım. Zehra. He. Mehmet mi geldi? Ay yok, gelmedi. Kapı şey oldu, çarptı. Kahve yapayım sana. Olur. Hadi geç, geç, otur, geç. Gerizekalı hırsız. Hırsız. Kızım sakin ol. Yürü. Alacaksın o yüzüğü Mehmet. Tamam. Alacaksın onu. Ağzını burnunda atacağım seni. Ya tamam, alacağız. Allah Allah. Manyak mıdır nedir ya? Feriha. Gerizekalı ya. Kızım delirtme beni. Alacağım dedim, alacağım. Ne yapıyorsun? Sana ne oluyor lan? Kardeşim o benim. Sen kimsin? Kardeş kavgası. Ah. Ne gülüyorsun lan? Psikopat mısın? Emir. Ne yapıyorsun? Bıraksana. Yok bir şey canım. Kardeşler kavga ediyor işte. Gülüyor ya. Yürü sen de. Kafayı mı yedin nedir? Hadi. Bırak. Aptal. Aynı şamataydı ama. Resmen mahalle kavgası. Sen nereden tanıyorsun o kızı? Tanımıyorum. Perihan mı ne bir şey diye fırladın indin arabadan? Tanımıyorum dedim o kızı. Anladın mı? Tanımıyorum.
Şu yukarıda çok güzel bir kafe var. Kahvaltıları harika. Afiyet olsun. Hayvan. Ne yaptın Emir? Bunu bize yaptın mı gerçekten? Biz? Ben yalancıydım. Sen ne oldun şimdi? Beni bütün yüzlerimle seveceğini söyleyen sen değil miydin? Tek gözüm bu işte. Bak bana. İyi bak. Sana o sözleri veren bu adam mı? Hadi be Hande. Sen bilirsin. Emir'in içine neden şeytan kaçıp söyle bakalım. Aa, yeter ama. Ne bu böyle dedikodu karılar gibi? Aa, Lara. Yakaladım seni. Aa, merhaba Hande. Şu modacının kızı değil mi? Ne yapıyorsun? Okul havam yoktu. hadi gel bizimle takıl. Annem butiğe gitti. Ben de eve dönerim. Okulu kırıp evde takılanlardanım yani. Peki. Eğer konuşmak istersen ararsın. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Çünkü en zor zamanda sen benim yanımda olmuştun. Ya defile var mı? Bu yaz sık form tuttum. Teklifler açım yani. Pek sıkı tutamamışsın ama kaçmış. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Neyse çocuklar ben de gidiyorum. Sen beni çok ihmal etmeye başladın. Bilmesem hayatında biri var derdim ama. Annem döndü ya. Ona bir görünmem lazım. Hadi kendinize iyi bakın. Ay ben böyle koydum bunları ama bilmiyorum artık oldu mu? Oldu oldu. Siz gelince ev gibi kokuyor burası. Yemek pişiyor. Aa bak neyi soracağım. Yani hiç görmüyorum yemekleri yediğinizi. Ben et yemiyorum, vejetaryen. E kim yiyor yemekleri? Misafirler. Misafir mi? Ben gidince mi gelir onlar acaba? Herhalde. soracaktım ya. Ya kusura bakmayın da öyle merak işte. Siz ne işle meşgulsünüz? Ben burada ders veriyor. Öğretmen gibi Fransızca dersi. Bizim Belçika'da Fransızca ana dil gibiydi. Bu ev şey mi kira mı? Yok hayır değil. Nasıl oluyor ya? Bizde öğretmeni o kadar kazanmaz. Burası bayağı pahalı bir ev ya. Ev benim değil, babamın evi. Hayır. yani para benim değil, babamın parası. babanın anladın mı? Allah uzun ömür versin babana o zaman. ben çıkayım da yatak odasını toplayayım. Tamam. Hadi. Sen yanımdayken bana hiçbir şey olmaz. Her şeyim. Seni seviyorum.
Ben de seni seviyorum. Her şey. Yapacağın hiçbir şey, vereceğin hiçbir acı beni seni sevmekten vazgeçiremez. Okulda olman gerekmiyor muydu senin? Bir şeyler atıştırıp butiğe gelecektim. Ders iptal oldu. Çıktık işte. Ben hemen geliyorum. Lara beni iş ilişkilerimi bozmakla tehdit etti. Zehra, bir şey mi oldu? Yok. Toka. Beğendin mi? Bizim oraların oymaz. Yani? Yani... Benim de vardı gençliğimde, yani çocukluğumda. Ay Allah. Gençliğinde de saçların bu kadar uzun muydu? Ya evet, böyle uzundu. Bizde kızların saçı uzun olur. Ya ne yaptın? Dur dur, yapma ya. Ama çok güzel oldu. Çocukluktaki gibi. Ya yallah, siz ecnebiler de. Neyse, ben şurayı toparlayayım da üstümü değişeyim Aslıcığım. İyi, kolay gelsin. Sağ ol. Ne oldu? Baban aradı. Açmadı. Mesajlarını okudum, saçmalıyor. Mahkeme tarihi yaklaştıkça kendini kaybediyor. Güya onunla buluşup onu tehdit etmiş. İnanabiliyor musun? Kontrolden çıkmış. Çıldırmış. Sen... Lara, sen ne yaptın? Sen babanı tehdit ettin. Benim 17 yaşındaki küçük kızım... sana verdiğim değerlerin hepsini hiçe sayıp... babana şantaj yaptın. Tamam ya. Eksik anlatmış. Alnına silah da dayadım. Oldu mu anne? Olmadı. Ben seni bu pisliğin dışında tutmaya çalıştıkça sen bu işin içine batmaya çalışıyorsun. Bu iş bitecek. Baban ne istiyorsa alacak. Duydun mu beni?
Kimi cezalandırıyorsun anne? Beni mi, kendini mi? O adam senin paranı alacak. Çalışıp kazandığın her şeyi onunla paylaşacaksın, öyle mi? Haddini aştın küçük hanım. Bundan böyle kararlarımı seninle tartışacak değil. Beni mecbur olmadıklarımı tahmin bile edemezsin anne. Alo, Hande. Yarın buluşabilir miyiz? Efendim hayatım. Haber vermek istedim. Bu gece otelde kalmam gerekiyor. Öyle mi? Peki. Cansu mu? İyi, iyi. Gayet iyi. Tamam, görüşürüz. Cansu. Ben çıkıyorum. Babam bu gece otelde kalacak. Hı hı. Ben evde olmayınca yokluğumu hissetmezsin herhalde, değil mi? Cansu. Bak, bize yeni bir sürpriz yapıp dışarı çıkma. Efendim. Emir, şey, ben evde yalnızım da bugün. Bizimkiler dışarıya gitti. Ben de çok sıkılıyorum. Hani biz bir şeyler yapsak diyecektim. Yani tabii eğer sen de... Gel. Cansu, nereye? Yukarı. Ne yukarısı ya? Ya gel benimle. Ne oluyor ya? Ya sadece görmeni istiyorum Lara. Hadi. Sen iyice delirdin ya. Kapıyı da kapatsana ya. Ah. Tamam. Dekorasyonu bilmediğim için çok sembolik bir hediye oldu. Gerçi sen daha hiç yerleşmemişsin ama. Dur ben açayım.
Sağ ol. Sonra babam o kadınla evlendi işte. Bunu sevmiyorsun yani. Yo. Yani aslında benden nefret etmesini seviyorum. Bana beni seviyormuş gibi davranmasını seviyorum. Emir. Benim hayatta sevdiğim çok az şey var. Ay ben şu an burada olduğuma inanamıyorum. Gerçekten. Ben de. Çıkarım servise. Yok kızım yok. Dışarı çıkma sen şimdi. Havalar soğudu zaten. Yok üşümem ben. Otursun. Görüyor musun? O adamın oğluyla göz göze gelmemem için uğraşıyor. Geçen gün arabasını yıkattı o oğlan bana. Feriha da yanımdaydı. Dur baba ben yıkayayım dedi. Razı olmadım tabii. Ne de olsa kız evlat. Kıyamıyor babasına. Günaydın. Kahvaltıyı odamıza alalım mı? Bütün gün odadan hiç çıkmayalım. Belki birkaç saat sonra spa'ya gideriz. Sonra da. Benim bir toplantım var. Hazırlamam gerekiyor. Neyin var senin? Çok tuhafsın. Kaç gündür böylesin? Dün gece bile tuhaftı. Sadece kafam dolu. Neyle dolu? His mi? Emir Sarrafoğlu'nun apartmana taşınması mı? Tabii Cansu'yu ondan uzak tutmak gerek. Tamam. Haldun ne doktoru? Göğsümde biraz ağrı oluyor bazen. Kontrole gideceğim. Bu yoğun tempoda hiç şaşırmadım.
Emir, bu gerçek mi ya? Sen uyuyorsun ve ben seni seyrediyorum. Sen ne yapıyorsun burada? Ne zamandan beri sabah servisinde kapıyı kılır oldu Feriha'nın? Emir uyanabilirdi. Çok geç yaptık. Yalan söylüyorsun. Diyene bak. Sen ne yapıyorsun burada Cansu? Sen bana hesap mı soruyorsun? Çekil be! Feriha, ne yapıyorsun sen? Ya dur! Zavallısın sen. Kendi haline bak be. Ne arıyorsun sen burada be? Çık dışarı. Çık. Emir. Ne işin var be senin burada? Emir yapma. Çık dışarı. Emir. Çık. Kadınlar, içki, Cansu, bu intikam hırsı. Hiçbiri sana iyi gelmeyecek. Emir, ben çok özür dilerim. Ben burada olmamalıydım. İçkiye alışkın değilim. Pek çarpmış, biraz sızıp kalmışım. Feriha gelince... Boş ver. Konuşmaya değmez. Şey... Şimdi sırası değil ama... Babam seni akşam yemeğe bekliyor. Komik ama akşam sızıp kalmasaydım söyleyecektim. Ama eğer sabah olanlardan sonra gelmezsen... Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Zehir abla, Rıza bir söyledi mi o ecnebi kadının evinde çalıştığını? Yok daha söylemedim. Yani söylesem mi, söylemesem mi bilmiyorum ki ya. İyi mi olacak, kötü mü olacak? Gerçi kazandığımda kıza olana destek oluyorum. O da iyi oluyor ya. Aman boş ver, fena mı yani? Bak şimdi Mehmet'in masrafları da çıktı. Memnunsun değil mi? Hayır yok, kadın çok iyi bir kadın da. Ama ecnebiliğinden beni öyle bir garip yani. Ben mi pireleniyorum bilmiyorum. Aman canım sen de pirelenme. Arada Rümeysa Hanım var sonuçta. Dur dur ya. Rümeysa Hanım var. Ben öyle pireleniyorum bak. Sen... Aman boş ver, dağma kafanı. Hadi bana müsaade, ben şunları dağıtayım. Cansu? Emir. Emir bu akşam yemeğe gelecek. Beni aradığında bir şey olduğunu anlamıştım. Ama bu büyük bomba oldu. Yorum yapma ne olur. Bana yardım edebilir misin, edemez misin? Onu söyle. Nela. Ne yaptığının farkında mısın? Babanı babalıktan reddedeceksin. Hande. Bana bir avukat bul ya da sus. Tanıdığım tek avukat annemin avukatı. Tanımadığım birini tutmaya göze alamam. Tamam. Bir arkadaşım var, İlker. Sen de tanıyorsun bizim tayfadan. Babasını duymuşsundur, Adnan Giriz. GNTG hukukun sahibi. Ona söylerim, sana bir randevu ayarlar. Sen de gidersin. Lera. Biraz fantezi yaptığının farkındasın değil mi? Farkında olduğum tek şey,
o adamı hayatımdan çıkarmak. Teşekkür ederim. Evet, benim de bu programdan haberim yoktu. Eğer programına uymuyorsa eminim Cansu olgunlukla karşılayacaktır. Peki, sen bilirsin. İyi çalışmalar. Babanın bu emrivaki karşısında sessiz kalması memnun olduğu anlamına gelmiyor. Herhalde farkındasındır. Yani kabul etti. Emir akşam geliyor. Ya bu çok sağlıksız Cansu. Bizimle yemek yiyince ne olacağını zannediyorsun? Ya onun buraya taşınması, bütün bunlar ne anlama geliyor hiç düşünüyor musun? Benim tek bildiğim Emir Sarrafoğlu burada. Senin için değil, Feriha için burada. Emir o yalancıdan nefret ediyor. Ve nefret bazen aşkın hayal kırıklığına uğramış halidir. Ya belki de Feriha'yı buradan gönderme vakti gelmiştir ha. Düşünsene, babam kapıcı kızının kendi evini kullandığını bir öğrense, onları bir dakika bile bu apartmanda tutmaz. Bir apartman toplantısı ve Feriha şut. Eğer Emir Feriha için buraya geldiyse, ki öyle, Feriha gittiğinde Emir de gider. Tamam, haklısın. Apartman hayatı senin yaşında bir genç için biraz renksiz değil mi? Neden burayı seçtin? Renksiz demek. O halde ben de burayı renklendirmeye geldim diyelim. Bu hafta babanla bir araya gelemedik. Sana uğradığında haberimiz olur herhalde. Yoksa kaçırdık mı onu? Hızlı bir kararla taşındım. Bazı özel meseleleri halledene kadar babamı misafir etmeyi düşünmüyorum. Anlıyorum. Bana oğlum nerede demediği sürece güvendesin. Güvendeyim demek. İşte bu beni çok rahatlattı. Güven, sadakat. Bunlar olmadan ortaklık olmaz değil mi? Hadi kadeh kaldıralım. Aramıza hoş geldin Emir. Aslında müzik de koymak isterdim ama Sanem Hanım'ın migreni var. O konulara hiç giremiyoruz. Yoksa babamın harika bir caz koleksiyonu var. Yo, ben iyiyim. Hadi sen bir şey koy istersen. Aa, gerçekten mi? Harika. Baba CD'ler. Uzun zamandır dinlemiyorduk. Aramam lazım. Yukarıda bir yerlerdedir herhalde. Hadi arayalım o zaman. Hakkımda ne düşündüğünü biliyorum. Ama hiçbir şey isteyerek yapmadım. Susmak zorunda kaldım. Kim o adam? Ne ilgisi var Feriha'yla? Levent. Feriha onun teknesini temizliyor. Ben ikinizi teknede gördüğümde sana her şeyi anlatacaktım. Ama beni tehdit etti. Benim bir ailem var.
Cansu var. Kendi kızım var. Onları kaybedemezdim. Tekneyi hala temizliyor mu? Belki de sadece temizlemiyordur. Emir, ne oldu? Yok bir şey. Bir şeyler koy da dinleyelim. Hadi. Vay kaptan. Yolculuk var ha? Evet. Sabah erken mi yoksa şimdi mi? Vedalaşmam gereken biri var. Sonra çıkacağım. Yolun açık olsun. Selametle. Eyvallah. Kendine iyi bak. Sen de. Sağ ol. Dün olanlar gerçek miydi ya? Son üç gün gerçek mi? Cansu. Ben çıkıyorum. Pelin'i alıp döneceğim. Akşam onu bir hoş geldin yemeğine çıkaracağız. Haberin olsun. Tamam. Hoşçakal İzmirli. Kızım sen Feriha'nın başının bekçisi misin? Yeri geri Ömer'i bile yalnız başına bırakıyorlar. Ya sen niye onun başına dikilip durmak zorunda olasın? Geldim işte anne. Ha, geldin yarım ayak geldin. Şey mi oldu Zehra? Ha şey, aa, tespih. Şey, babamın tespihi. Padişah tespihi. Anlamadım. Necef tespihi. Bizim orada öyle derler buna. Çok kıymetlidir bu. Taşı çok kıymetli. Madenciler bilir bunun çok kıymetli olduğunu. Bizim orada madenciler vardı. Onlar böyle kömürü alıp bakarlardı. Necef taşını hayal ederlerdi. Babamın dedin buna? Evet. Babam geldi de yukarıda. Ah! Niye bana söylemedin ya? Ben şimdi onun gidip bavulları falan boşaltayım. Yok. Yorgun. Yol yorgunu. Ben bir yukarı çıkayım. Sinirli herhalde çarptı kapıyı pencereyi.
Biliyor bana kızdığını ama haksızsın. Bu tespihi bilerek koydun oraya. Ben de bir işaret sandım. Sanki artık saklanmayacaksın, çıkıyorsun zannettim. Biliyor temizlik yapmasını istemiyorsun ama... O kendi ısrar ediyor. E sen de burada saklandıkça böyle devam edecek. Sen böyle daha türküyü gizli gizli sessiz sessiz dinle. Kusura bakmayın böyle apar topar çıkardım sizde ama... Bizim evin sağ solu belli olmaz. Erkek kardeşim gelir falan. Rahat olsun. Bir şey olmaz. Gideceğinizi niye teknede söylemediniz? Ben de bilmiyordum çünkü. Bir şey mi oldu? Gitmeniz için bir sebep mi var? Kalmam için bir sebep yok değil. Ben çıkacağım. Babam rahatsız edilmek istemiyor. Sen çıkmadan geri dönerim. Tamam, tamam. Allah Allah ya. Ecnebi de bizim gibi ıslık çalıyor. Ey Allah. Ne zaman döneceksiniz? Dün gece gideceğimi bilmiyordum. Ne zaman döneceğimi bilemem. Sizi hiç unutmayacağım. Ben de öyle düşünmüştüm. Pusula. Bir daha yönünü kaybetmeyeceğinden emin olmak istedim. Teşekkür ederim. Özleyeceğim Levent Bey. Ben de. Belki de sadece temizlik yapmıyordur. Teknede misin Feriha? Yok, bir işim vardı. Birazdan eve döneceğim. Çocuk! Koltamı gördün mü? Ben o heriften senin için hesap sormuştum Feriha. Senin sahte annenin ihanetinin hesabını. Anlaşılan bu sizi çok eğlendirmiş. Ama artık eğlence bitti Feriha. Senin için de bitti, o herif için de bitti. Emir! Emir! Emir dur! Thank you.
Kaptan! Sana beni unutmayacaksın demiştim lan! Kalk! Kalk ulan!